Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Angel Eye W9 ve Angel Eye W8 isimli akıllı saatleri inceliyoruz. Bu arada ürünü Tekno Store stoklarına ekledik arkadaşlar. Aşağıda bulunan bağlantıları tıklayarak satın alabilirsiniz. Giyilebilir aksesuarlar günümüzde artık iyiden iyiye yer etmeye başladı. Ancak bunların bir dezavantajı var, pahalı olmaları. Zaten videonun başlığında da görebileceğiniz gibi bu saatlerin en büyük avantajı gerçekten uygun fiyata satılmaları. Şimdi dilerseniz akıllı saatlerimizin tasarımlarıyla devam edelim. İlk başta sol kolumda takılı olan W9 ile başlamak istiyorum. Arkadaşlar buna benim sempatim büyük. Zira küçüklüğümde taktığım hesap makinesi saatleri birazcık andırdı bana. O yüzden ayrıca bir sempati beslediğimi söylemeliyim. Üst tarafında bir adet kamerası bulunuyor. Onun hemen yanında bir hoparlör yer alıyor arkadaşlar. Sağ tarafında power düğmesini, yani güç düğmesini görüyoruz. Onun hemen altında gerek şarj etmek için gerekse veri aktarımı için kullanabileceğimiz bir adet USB girişimiz var. Alt tarafta da mikrofonu görüyoruz. Saatin hemen arkasına baktığımız zaman da bir adet micro SD kart girişi var. Kapağın altında, kapağı kaldırdığınız zaman oraya dilerseniz micro SD kart takabilirsiniz. Bu saatin kayışı hepimizin bildiği normal saat kayışlarına benziyor. Arkadaşlar şu an benim elimde beyaz olan modeli var. Ama dilerseniz Tekno Store üzerinden siyah olanı da tercih edebilirsiniz. Yani siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneğimiz bulunuyor. Şimdi dilerseniz W8'e geçiş yapalım. W8 Apple Watch'un tasarımına çok yakın bir tasarım çizgisi taşıyor. Hatta kayış takma biçimi olarak da bayağı benziyor arkadaşlar. Bunu da tasarımına değinelim. Bu sefer kamerayı alt tarafta görüyoruz W9'a göre. Aynı zamanda yan tarafta bir adet güç düğmemiz bulunuyor. Bunun da hemen altında bir adet yine USB girişimiz var arkadaşlar. Bunun da kapağının altında dilersek micro SD kart takabileceğimiz bir alan yer alıyor. W8 ayrıca Apple Watch'u andırmasıyla da ortamlarda gayet hava atabileceğiniz bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İki saatin de üzerinde mikrofon ve hoparlör olması çok büyük bir artı. Bu hoparlör ve mikrofonlar sayesinde karşı tarafla telefon görüşmeleri yapabiliyoruz. Bir dezavantaj olarak şunu belirtebilirim. İki saatte su geçiriyor arkadaşlar. Su geçirmiyor diye bununla direkt havuza, denize atlamayın. Bu konuya dikkat edin. Şimdi arkadaşlar iki saat içinde size biraz teknik detaylardan bahsedeceğim. Söylediğim özellikler iki saat içinde geçerli. Yani teknik özellikleri birebir aynı. İki saatimizin de 240x240'lık 1.5 inçlik bir ekranı bulunuyor. 139 liralık akıllı saatlerde ekranda pikselleri saymamamız bence önemli bir avantaj. Dokunmatik hassasiyeti konusuna da değinmek istiyorum. Biz kullandığımız 2-3 hafta boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Her iki saatte de MTK6261A chipset bulunuyor. Genel olarak saatin akıcı bir kullanımı var arkadaşlar. İki saatimizin de bir olumsuz özelliğinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bluetooth 3.0 ile bağlanıyor telefonlarımıza. Ancak bu çok da olumsuz bir özellik değil. Zira içlerinde 400'er miliamperlik batarya barındırıyorlar. Yani siz yoğun kullanımda bir günü oldukça rahat çıkartabilirsiniz. Ama bunu sadece hani Bluetooth bağlantısını kestiniz, saat ve takvim olarak kullanmak istiyorsanız 3 günü oldukça rahat görebilirsiniz. Ürünün telefonumuza nasıl bağlanabildiğini anlatayım arkadaşlar. Telefonumuzun QR kod okuyucusunu açıyoruz. Yoksa da marketten çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Saatin içinde bir adet QR kod bulunuyor arkadaşlar. Bunu telefonumuza okuttuğumuz zaman bizi markete yönlendiriyor ve bir uygulama indirmemizi istiyor. Bu uygulama sayesinde telefonumuza Bluetooth üzerinden bağlayabiliyoruz. Bu anlattığım Android cihazlar için geçerliydi arkadaşlar. Eğer iOS cihazlarınızda kullanmak istiyorsanız sadece Bluetooth üzerinden bağlamanız yeterli. Peki bu saatle neler yapabiliyoruz? Biraz da bunlardan bahsedeyim. Zaten biraz önce bahsetmiştim. Gönlünüzce arama cevaplayabilir ve karşınızdakiyle sadece saatiniz üzerinden konuşabilirsiniz. Alo. Alo Lütfi, ne yaptın abi? İyiyim Çağdaş, sen nasılsın? İyiyimdir ya, yeni saat aldım. Evet abi. Nasıl, memnun musun? Sesin nasıl geliyor? Senin sesin net geliyor. Gayet net geliyor sesin. Hadi görüşürüz. Saatinize telefonunuzdaki bütün bildirimler gelebiliyor arkadaşlar. Sizin izin verdiğiniz bildirimlerin hepsi direkt saatinize düşüyor. Hatta bize Clash Royale'den cayır cayır bildirim geliyor. Sohbet uygulamalarında da kullanabiliyoruz tabii ki de. Gelen mesajları okuyabiliyoruz. Sadece WhatsApp buna müsaade etmiyor. Ama Messenger, Skype gibi diğer sohbet uygulamalarında gelen mesajları saatimizden okuyabiliyoruz. Telefonumuzun kamerasını saat üzerinden yönetebiliyoruz arkadaşlar. Mesela telefonumuzu uzak bir yere koyduk. Bluetooth mesafesine çekebildiği bir yere. Uzaktan düğmeye bastığımız zaman telefonumuz bizim fotoğrafımızı çekmiş oluyor. Arkadaşlar ürünün içinden tabii ki de bir garanti belgesi çıkıyor. Ürünler bize ulaşmadan önce biz firmayla görüştük. Belgenin üzerinde de yazdığı gibi 2 yıl boyunca her türlü desteği size sunacaklar. Şimdi son sözlerimize gelebiliriz arkadaşlar. Zaten başlıkta da yazdığı gibi 139 lira bu saatin fiyatları, bu iki saatimizin de fiyatı. Piyasada bulabileceğiniz gerçekten en uygun fiyatlı ve en düzgün çalışan iki akıllı saat bence kolumda gördükleriniz. Yani bir akıllı saate tutup böyle 1000 liranın üzerine ya da 700-800 liranın üzerine para vermek istemiyorsanız ama akıllı saatim olsun, ortamda da şeklim olsun
için istiyorsanız bence gönül rahatlığıyla alabileceğiniz saatler. Millet, bu arada size şundan da bahsetmek isterim. Bu saatlerde tabii ki de bir sosyal medya canavarı olamayacaksınız. Gelen bildirimlerinizi çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Ayrıca kamera tarafında da şunu belirtmem lazım. Über bir kamera performansı beklemek yanlış olur. Çok acil bir işiniz varsa kamerayla o anı belki kurtarabilirsiniz. Ama tabii ki de ben bununla doğa fotoğrafçısı olacağım diye bir iddiaya girmeyin. Tabii bu saati bir de üst düzey pahalı akıllı saatlerle de kıyaslamak yanlış olur. Ama fiyatını düşündüğümüz zaman performans olarak tavan yaptığını belirtelim. Tekrar hatırlatıyorum millet, aşağıda bulunan bağlantılardan ürünlerin ikisine de ulaşabilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın diyorum ve kafanıza takılan her şeyi bize yorum olarak sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Millet, şurada duran bağlantıya tıklayarak 55 liraya satılan sanal gerçeklik gözlüğümüz ShineCon VR'a ulaşabilir. Hemen altından da kanalımıza abone olabilirsiniz.